Payartotu var. Osmanlı İmparatorluğu serisinin 12. bölümü çekeceğiz. Evet. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Ruslarla burada savaşa girecektik. Ve herhalde savaştık mı ne yaptık? Geri mi çekildik? Geri çekildik herhalde. Evet. Ve ordumuz Kırım'a değil başka bir yere. Şuraya gitti hatta. Onu da söyleyeyim. Burada hemen şu savaşı yapalım sizlerle birlikte. Evet şöyle bir bakayım bir daha şu paşamız bunların da bu paşası generali. Yani o ölünce moral düşer. Evet hadi bakalım. Şu savaş yapacağız ardından Dağıstan'la savaş yapacağız. Evet sesin de biraz fazla olduğunu gördüm. Sesi de kısalım. Bir önceki bölüm yanlış hatırlamıyorsam 1.14 dakika falan oldu. Bayağı az oldu. Ben şuradan bir saate bakmak istiyorum. Bir yarım saat 40 dakika falan çekeriz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sen gel şöyle kardeşim. Sizler hepiniz şöyle gelseniz bizim için iyi olacak. Şöyle mesela. Tamam başlayalım hemen. Şunlar şöyle gelsinler hemen. Hızlı bir şekilde. Bunlar da böyle yavaşça gelsinler. Hadi bakalım. Evet şöyle yapayım. Hızlandıracağım buraları. Hızlandıralım. Düşmanla birazdan çatışmaya başlayacağız. Evet şunları bir daha yerleştirmek istiyorum ki benim içim rahat etmiyor. Böyle her savaşlarda böyle ayrı ayrı düzenliyorum ki anca içim rahat etsin. Tamam. Bunlar da şöyle yavaşça gelsinler ya. Değil mi? Bir saniye şurada ses ayarlayacağım. Şöyle buraya böyle yapalım. Konuşma zaten yok. Tamam. Tamam bunlar yürüsünler. Bir bakalım nereye geliyor. Tamam. Hızlı bir şekilde gelsinler. Yerlerini alsınlar. Tamam. Şimdi aslında biraz daha yaklaşmak istiyorum derken buna geliyorlar mı? Geliyorlar. Güzel. Tamam. İlerleyin aslında biraz daha. Bunların şöyle birazdan menzillerine gireceğiz. O yüzden biraz daha öne doğru gelsen kardeşim. Hatta hızlı bir şekilde. Siz ikiniz şuraya saldırın hemen. Siz üçünüz hemen buraya saldırın. Bunlar biraz ateş edecekler. Maalesef pes etme imkanı olabilir. Ki pes edeceklerdi galiba. Sıkıntı yok. Yeniçerilere güveniyorum bu savaşta. Evet bunlar giriş yaptılar hemen. Sizler şöyle gelin. Düşmanın içinden geçin. Daha fazla zarar veririz. Şöyle bakalım. Hızlı bir şekilde hızlı. Şöyle. Hadi kardeşim. Bunlar da saldırdı değil mi? Tamam. Bunlar da böyle gelsinler, işlerinden geçsinler. Tamam, düşman generali öldürüldü. Savaş bitti gibi bir şey. Tamam, bunlar böyle gelsin. Ya da bunların hepsini seçemiyorum şu an. Hızlı bir şekilde gelsinler. Tamam. Bu savaşlık böyle olsun şimdi. Şimdi önemli bir savaş var bizi bekleyen. O da Dağıstan Savaşı. Dağıstan'a karşı savaşacağız. Çok güzel oldu. Tamam. Şurayı tamir edemiyoruz. 250 altın istiyor bizden. Venedik'e ordu ve donanma yolluyoruz. Pardon. Şurada bir bakayım. Kaç? 6 birimde. 7'de biz. Tamam. İnşallah bloke ederiz. Venedik'in parasını keseceğiz. Hem de buradan da donanma yolcu donanmamız yetiyor. Tamam yetiyor güzel tamam. Şimdi gelelim Doğu cephesine. Doğu cephesinde bir önce de kaydedeyim. Tamam güzel. Bir ordulara bakmak istiyorum. Şu garnizonların gelmesini istemiyorum aslında. Çabucak hallederiz. Yeniçeri birimimiz 6 birim. 1 birim başı bozuk.
bir birim, müsellemler bir birim de semeniler iki birim, azarlar bir birim, topçu bir birim de paşamız bulunmakta. Şu hat piyadeler önemli. Bunların moralleri 7. Evet. Burada da var baya. Şimdi ben ilk önce buraya saldırmak istiyorum. Ki garnizonun gelmesini önlemek için. Aa, bir de İran ordusu gelmiyor. Böyle bir derdimiz de var ama bizim. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bu orada gelmiyor çünkü benim canımı sıkan o. Burada kazanmamız gerçekten zor olacak. O yüzden İran ordusunu beklesek ki. Tamam, İran ordusunu bekleyeceğim ben. Tamam. Çünkü burada kazanmamız imkansız yani. Ben İran ordusunun geleceğini düşünüyordum. Eğer İran ordusu da gelseydi savaşırdık. Güç dengesi bizim kaybettiğimizi söylüyor. Kaybedeceğimizi söylüyor. Evet. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir şey düşünüyorum. Bu İran ordusu ne zaman gelecek? Ben onu düşünüyorum aslında. Şimdi o zaman nasıl bir şey yapalım? O zaman biz bu tura atlayalım. Bunların saldırmasını bekleyeceğim. Buradan orada falan yorasam. Aa, burada iki birim attı birim varmış benim. Bunlar da gelsin aslında. Bunlar kuşatmayı aslında kaldırmasınlar. Sadece şunu bırakırsam kuşatma devam eder. O yüzden sen böyle gel. Bu attı birimlerimizi geldiğinde topluca salacağız. Evet, burayı kuşatıyor. Bir İran ordusu geliyor değil mi? Evet. Aslında İran ordusu bize lazım olabilir. O yüzden kuşatmayı mı kaldırsam? Ama kuşatmayı kaldırsam da bir yandan da ordu çıkaracaklar. Nasıl yapacağız? Teslim olmazlar. Başkentlerini teslim etmezler de. Tamam o zaman ya. Ben İran ordusuna zevar vermek istemiyorum. Çünkü onlar da gelecek. Evet. Burada Rus ordusu var. Bunlar Kazak birlikleri. Şöyle bakalım isterseniz. Ben biliyorum aslında, size göstermek istiyorum. Evet, Empire Commander diye bir mod var. Modu indirdim, kurdum arkadaşlar. Modda bir sıkıntı çıktı. Evet. Yani oyunu durdurdu falan, hata veriyor. Normalde vermezdi. Ben önceki oyunlarımı Dark modda da oynadım Osmanlı'yla. Ya bu Empire Tutor normali yamasız hali fazla oynandığı için ya gerek duymadım ama ileride duyabilirim. Evet. Çünkü Dark Mode gerçekten çok zevkli bir oyun. Askerlerin atışı olsun, o duman efektleri falan olsun. Gerçekten güzel. Bunların Trablusgarp'ı ordu çıkardığını gördüm. İngiltere'nin. Herhalde alacaklar ama güçlenecekler bunlar. İyice güçlendiler çünkü. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben orduma güveniyorum. Kuzey Afrika'nın tamamı benim olacak. İnşallah. Bunlar ordu topluyor. Herhalde savaş açacaklar bunlar. Açmadılar. Tamam. Bir tur daha bekletilir. Aslında Balkanlar boş. Bunlar savaş açarsa Balkanların düşme ihtimali fazla. Sen geri çekilsen aslında bizim için iyi olacak. 1000 kişi, 2100 kişi. Tamam, sen geri çekil. Geliyor mu bir daha? He. Burada bir mağlubiyeti uğratalım hemen. Sizlerle birlikte. Evet, çünkü düşmanımız Yeniçerinin gücünü bir türlü anlamış değil. Yani o ince ayrıntıyı falan görseler savaşmazlar. Barışırlar hatta. Toprak falan verirler. O derece. Tamam. Bunlar böyle gelsin. Yeniçeri. Sen de gel kardeşim. Şöyle gelsinler ama bunlar dağa falan gelecektir. O yüzden şurası iyi aslında bizim için. At birimiz böyle gelsin. Paşamız böyle gelsin. Tamam, başlayalım hemen. Şimdi buradaki yeniçeriler şöyle gelsinler.
Böyle de olmuyor. Tamam, şöyle yapalım. Buradaki attı verim şöyle koşsun. Paşamız. Bunların topçuları var mı diye bakıyorum bir daha. Tamam, bunların topçuları yok. O zaman topçuları yoksa böyle yukarıda beklesinler. Şimdi şöyle bir bakayım. Hızlı bir şekilde gelsinler. Şu yeniçerileri bir daha ayarlamak istiyorum. Şöyle biraz kalabalık olsunlar ki saldırırken lazım olacak. Bunlar herhalde sallayacaklar ama kime sallayacaklar bilemiyorum. Tamam. Hızlı bir şekilde. Herkes hızlı bir şekilde. Buralar hızlı geçelim. Hızlı geçelim buralar. Hadi yeniçeriler. Hadi aslanlarım. Tamam. Bunlar ne? Süvari alayım. Dur ya, ne oldu? Dur. Bir saniye. Bunlar şöyle gelsinler. Çünkü arkadan saldıracağız biz. Hemen şunlara bakalım. Saldırı altındayız. Sizler saldırın hemen. Sizler buraya saldırın. Hızlı bir şekilde şöyle. Hadi yine sanırım. Bunların neyin nesi? He, bunlar da buraya saldırsınlar. Bir saniye, ateş edip saldırsınlar. Heh. Buradaki attı birimi pes ediyor. Çok güzel. Hadi canım. Haydi. Tamam. Şimdi hemen şuraya saldırın. Koşun. Bunlar da buraya saldırıyor değil mi? 14 kişi yemiştir. Bunlar kolayca pes ederler. Bunlarda sıkıntı yok da. Şöyle bir daha seçelim. Şöyle böyle gelsinler, içlerinden geçsinler. Yani yanlarından geçsinler. Yanlarından geçerken de asker sayısı azalıyor. Müthiş bir derecede. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yani orada bekleyince hem bizim askerimiz kayıp veriyor, hem de boşa zaman kaybı oluyor. O yüzden şunlar şöyle gelirse, gördüğünüz gibi değil mi? Savaş bitti 2 dakikada. Kaç dakika sürmüş? 3 dakika sürmüş. 3 dakikada düşmanı bozguna uğrattık. Gördüğünüz gibi. Yeniçerilerin böyle bir özelliği var. Taş gibiler. O yüzden Doğu Seferinde Dağıstan'da bizim Yeniçeri ordumuzun fazlalığı iyi. Yani iyi. Evet, gördüğünüz gibi kazandık. Bunlar bir tane daha mı orada yolluyorlar? Bakayım şunlara da. Gel kardeşim, sen de gel. Sıkıntı yok. Bu savaşı zorlanabiliriz, hatta kaybedebiliriz. O yüzden ihtimaller böyle. Şimdi bunlar şöyle gelsinler. Başımıza böyle gelsin. Süvari. Süvari burada duracak. Bunlar yürüsünler önceden de. Beklemesinler savaş esnasında. Tamam, siz de yavaşça gidin. Bunların topçu birlikleri var. O yüzden paşamızı korumamız lazım. Bunlar şöyle gelsinler hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Paşam burada bekleyecek. Şöyle baktığımızda topçu şeyleri fazla gelmiyor. Şurada biraz şehit verdik. Oo, bayağı şehit vermişiz burada. 11 kişi ölmüş. Şimdi bunlar da hemen sol kanattan gelsinler. Hemen saldırın. Sizler de hemen saldırın. Çabuk. Sen. Şuraya saldır hemen.
Yakın dövüş yap. Koş hızlı bir şekilde. Ateş ediyorlar hadi. Hadi in aslanlarım. Sen nereye geliyorsun? Paşam böyle gelsin. Burada süvariler hemen hızlı bir şekilde intikal etsinler. Çok güzel. Deliler hemen ateş etmesinler. Hızlı bir şekilde arkadan saldırsınlar. Çok güzel. Görüyoruz pes ediyorlar. Bunlar da pes ediyor. Arkadan da geldiğinde iyice pes ederler. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunlar böyle gelsin. Yeniçerilerin hepsi süvarilere saldırsın. Ve bu savaş bitsin. Evelallah. Ses gene mi fazla geldi? Bana mı öyle geliyor? Kız kardeşim şunu. Tamam. Sen aslında şunları kovalasın diyeceğim. Bunlar az var ya. Önemi yok zaten. Aslında sen. Şuraya saldır. Sizler de şöyle geldiğinizde benim için çok güzel olur. Düşman pes ederken hani kaçıyor ya. Kaçtığında da bayağı bir kayıp veriyorlar. Şimdi göreceksiniz. Burada süvariler hemen saldırsın, bunları yok etsinler. Oo, koşun çabuk. Ateş etsinler çabuk. Evet. Ha. General buradaymış. Bakın gördüğünüz üzere. Savaşı kazandık. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Evet, aynı orduyla gördüğünüz üzere iki tane ayrı ayrı Lehistan ordusunu mağlup ettik. Yeniçerinin ordusunu görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Evet. Bu da gitti. Bu da artık gelirse ben daha ne yapacağım? Hadi be. Bunu da kazanırız. Empire Total War serisinin ilk. Eyalet süvarileri paşa var değil mi bunların başında? Şuradan bir save almak istiyorum çünkü iki tane savaş kazandım. Aynı orduyla şu orduya bakar mısınız? Bunların moralleri gerçekten düşük. Haydi bakalım. Aynı orduyla iki tane savaş yaptık. İkisini kazandık. Bu savaşta kazanacağım inanıyorum. Bakın şimdi göreceksiniz. Lehistan ordusu gerçekten bozguna uğradı gibi bir şey oldu orada. Bir sürü orduları varken şimdi kalmadı neredeyse. Şimdi Galicia Podolia'yı alsam Rus tehlikesi var aslında bir yandan da. Bakacağız bir saniye. Bunlara göre gelsin gene her zaman yaptığım gibi aynı dizilim. Bunlar da şöyle köşeden gelsinler. Hadi bakalım. Bunlar gizleniyorlar arkadaşlar. Ortaya çıkacaklar birazdan. Siz tepeliği alın. Avantaj yakalayın. Sizler de şöyle gelin. Akşam da böyle gelsin. Hadi bakalım. Bunlar ne? Eyalet süvarileri. Bunları öldürürsek aslında savaşı kazanırız. Çünkü burada general var. Şunları saldırın, bir ateş edin, sonra geri çekilin. Bu atlılar çok kullanışlı ya. Ben çok seviyorum bu atlıları. Hemen ateş edin. O, siz hemen geri çekilin.
Bakın kayıp vermedim burada. Ama ben burada da 19 kişiyi yedim. Gördünüz mü? Hatta sen çok hızlı gidiyorsun ya. Yeni şeyler hızlı bir şekilde. Ya da saldırmasınlar da. Şimdi geri çekilsinler. Bunlar geri çekiliyorlar zaten. Saldırmadan. Yok, buraya saldırmayacağım çünkü kaybedebilirim paşam. Hemen ateş edin, hemen ateş edin. Ateş edin, öyle saldırın. Dur dur dur, ateş edin, öyle saldırın. Ateş. Haydi in aslanlarım. Şöyle gel. Gördünüz mü? Yeniçerinin ordusunun gücünü. Saldırın hemen. Ama ateş etseydiniz iyi olurdu bizim için ya. Şöyle gelsinler. Hem işlerine geçecekler. Sayı az açık diyeceğim. Sayı da azalmadı ama. Bir kişi gitti. Tamam, bunlar pes ettiler. Gördünüz mü? Oo paşam. Paşam koş sen. Koş geri koş. Hemen şuraya saldırın çünkü paşayı kaybedersek orduda kayıp veririz. Bir saniye hemen şöyle çekil. Ateş etmesin. Şöyle gelsinler hızlı bir şekilde hadi. Şunlar gelsinler şöyle. Şuraya, şuraya. Tamam paşam, fazla uzaklaşmana gerek yok. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Hemen şuraya saldırın. Çok güzel. Evet. Bu bölüm gerçekten zevkli geçti. Çünkü 3 tane ayrı ayrı orduyla geldik. Tek ordumuza kazandık. Osmanlı'nın gücünü gördüler. Gördünüz mü? 76 kayıp verdim. 528. Şunu ben bir kayıt almak istiyorum. Bir saniye. F12 olması lazım. Evet, F12 tamam. Çok güzel. Bu da gitti. Çok güzel oldu. Biriktirin. Sıkıntı yok orada. Bakın her şehirde bir ayı var. Biz Tunus'u verdik orada İngilizlere. Eğer Tunus orada bizde olsaydı orada ekstra bir cephemiz açılmış olacaktı. Ticaret yapalım diyor. 5 tır sana artık bir şarkı. Tamam. Çok güzel. İran ordusu bakalım ne yapacak. Bir şey yapmadı değil mi? Orada mı kaldı? Evet. Dağıstan ne yapıyor peki? O Dağıstan onları yendi. Geliyor musun sen şimdi? Gel kardeşim. Şurada hemen bir save yapalım. Ardından herhalde burayı almak kolay olacaktır diye düşünüyorum ama orada da herhalde bir savaş yaparız. En sonra Dağıstan'ı alır ve Dağıstan'ı fethederiz. Bakayım şöyle. Çok güzel. Hadi bakalım. Bayağı bir savaş yaptık bu bölümde. Ama güzel oldu. Gerçekten zevk aldım. O kadar 5-6 birimlik asker yani Yeniçeri 3 birim ayrı ayrı geldiler ve ondan hepsini kazandık.
Evet, çok güzel. Çok güzel oldu bu. Paşamız gelsin şöyle. Şimdi bu yeniçeriler aslanlarımı şöyle dizmek istiyorum. Şimdi süvarilerin bir kısmı, bir tanesi sol tarafa, bir kısmı da sağ tarafa yapacağız. Bu oyunda en çok istediğim şey hilal taktiğiydi. Onu da yapamayacağız herhalde. Ki yapamayız da. Sizler şöyle gelin, ateş edeceksiniz birazdan. Şimdi bu tüfeklileri şöyle bir sıra haline yapalım. Başıbozukları şöyle getirelim. Bunlar neyin nesi? Tamam, başıbozuk şu. Şunlar da şöyle gelsin. Burada da paşamız en geride beklerse benim için çok güzel olacak. Hadi bakalım. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğim. Ki öyle de yaparız herhalde. Topçular herhalde düzgün bir yere nişan aldılar. Kayıp vermişler, ona bakmak istiyorum. Yok, aslında kayıp da vermemişler ama. Şöyle tam şuraya bir top yollarsak var ya, çok güzel olacak. Şimdi aslanlarımı şöyle çekmek istiyorum. Bir de sen. Şöyle ne kadar uzun sıra yaparsan o kadar benim için iyi. Çünkü saf ateşimiz olmadığı için, yani teknoloji var bir tane. O olmadığı için bir sıkıntı oluyor. Deliler sen şöyle gel, Tatarlar da böyle gelsinler. Hatta şu tepeliğe falan çıksan ne güzel olur benim için var ya. Bu Tatarların inip çatışma durumları da olabilir. Bu Tatarlar herhalde ok atıyorlar değil mi? Ok. Hep beraber sen hariç koşun bakalım. Paşam, zaten düşman topçusu yok. Şöyle gel. Şurada biz topçu birliğiyle ateş ettik ama herhalde zafiyet vermedik. Bir kişi ölmüş. Tamam. Bunlar da buradan geliyor, tamam. Şunlara hemen saldıralım. Sizlerle birlikte. Oo, bunlar hemen saldırıya geçtiler ama. Sizler hemen geriye doğru gelin. Yeniçeriler de hızlı bir şekilde gelecekler. Şurada ne durum? Bunlar ateş etmesin, saldırmasın, direkt buraya gelsinler. Pes ediyorlar değil mi? Tamam, arkalarından hemen saldırın. Tatarlar burada ne yapıyor? Tatarlar, aslında sen şöyle gel. Şimdi yeniçerilerimi düşünüz durun. Burada durum ne? Çok güzel. Çok güzel oldu. Nasıl ateş ettirir ama? Tamam, bunlar iptal olacak. Bunlar da pes ediyor ve savaşın çabuk bittiğini görüyorsunuz. Kaç dakika sürmüş? 4 dakikada koskoca orduyu yendik.
Şunlar da şöyle gelsin. Tatarlar da hemen şuradan destek versinler. Bakın. İçlerinden geçerken düşman birlikleri azalıyor. Hızlı bir şekilde gelseler aslında. Şöyle gelseler. Bakın. Görüyor musun nasıl azalıyor? Bu bir taktiktir. Sen de şu kaçan birlikleri öldürsen aslında benim için çok güzel olur. Ateş eden kim ya? Bunlar mı ateş ediyor? Tamam, siz de ateş etmenize gerek yok. Sizler de bir türlü bir öldüremedin şunu. Bu da durum ne? Haydi in aslanlarım. Sen şuraya gel, şunları öldür. Burada durum ne ya? Bu neyi alamadınız diye? Gelin şöyle. Sizler de şöyle yapın. Bunlar da şöyle gelsinler. Çabuk. Hadi. Burada ne durum? Bunlar buraya doğru gelsinler. Şu işe bak ya. Koşun böyle çabuk. Tamam. Bitti herhalde değil mi? Şükür. Şükür. Ama bir herhalde bir 10 dakika falan oldu. Ya da 5 dakika falan. O civarı. Çünkü biz bayağı oyalandık orada ya. Evet, görüyor musun? 92 kişi kaldı. Bunlar da böyle gider. Sıkıntı yok. Tamam, atlarımız, ticaret gemilerimiz çıkmış. Gelirimiz 4500 olmuş. Çok güzel. Şimdi aslında ben burayı almak istiyorum mu? Bir tur daha beklesem aslında. Evet. Benim için yalnızca bu okul mu? Yok, kolejmiş değil mi? Şimdi istersem ya Kiev'e saldırırım ya Kaliçi Podolu'ya saldırırım. O yüzden ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle birbirim buraya gelsin. Saldırmayacağım. Kuşatsın sadece. Ama kaybederiz. Çünkü neden kaybederiz? Garnizonlar o Yeniçeri bildiğimiz yer. Buradan Boğdan'a doğru zaten bir sefer gelmiyor. Tam bu önemli değil ya. Hemen saldırın buraya alın. Teslim olmuyor mu? Olmuyor değil mi? Şuradan hemen bir sayfa alalım Osmanlı YouTube. Evet, 38 kayıpla aldık. Kiev'i de. Çok güzel oldu. Şimdi hemen buraları tamir edeceğiz ve buradan Yeniçeri çıkaracağız. Yeniçeri geliyor değil mi? Beylik Yeniçerisi bile geliyor. Sıkıntı yok. Buradan gelir. 4427. Alalım bir türlü. Rağmen. Evet. Çok güzel oldu bu. Şimdi şöyle bir kaydedelim. Şöyle gel bakalım, saldır bunlara. Şu birim geliyor, bir de şu birim, şunlara geliyor. Zor. Zor değil yani, kazanamayız burada. Nasıl yapacağız? O yüzden bir şöyle gel. Bir de şöyle saldır.
Evet, oradaki birim gelmedi. Arkadaki birim geldi. Arkadaşlar herhalde bir save alalım ama kaybettik değil mi? Tamam, save aldık. En son bu değil mi? Bu. Ne yaparız? Orada kuşatmaz mıyız diyeceğim ama ya da saldırabiliriz ama saldıramayız çünkü onların surları var. Benim topçu birliğim yok neredeyse. Bir birim var. O da bir işe yaramaz. Evet. Nasıl yaparız? Şuna saldırsak yetişemeyiz. Kuşatma başladı. Yetişir miyiz? Yetişiriz aslında ama. Mevsimleri kuşatıldı. Sen şöyle gel. Sen geri saldırabilirsin. Evet. Tatarları göldüreceğim. Katledin onları. Evet. Şimdi buradaki askerlerin pes etmesini bekleyeceğim. Kaybetmesini bekleyeceğim. Kaybettik değil mi yine? O zaman nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz? Bir dahaki bölümde Dağıstan seferinde kalacağız. Ve Dağıstan'la savaşacağız. Artık Dağıstan'a son verelim. Bayağı uğraştılar bizi. 10 sene boyunca uğraştılar. 9 sene. Napolyon. Devrimlerde iki tür insan vardır. Devrimler sebep olanlar ve onlardan çıkar sağlayanlar. Napolyon Mısır seferini unutmadı herhalde. Evet. Nasıl olacak şimdi? Topçumuz gelmiyor mu şimdi? Gelmiyor. O zaman arkadan bir ordu bekleyeceğiz. Tamam, burada save almıştık. Bir dahaki bölümde bu savaşı yaparız arkadaşlar. Sayımız fazla çünkü. Sonra Çeçenistan'a saldırdığımızda ise şu arkadaki 3 birim piyade ile garnizonlar gelecek. Otomatik yaptığımızda da kolayca alırız. Sizlerle birlikte. Hatta savaşmayız ama kuşatırız. Kuşatmaya devam ederiz. En sonunda da alırız. Tamam. Bir dahaki bölümde sizlerle birlikte oluruz. 12. bölüm herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam bu 11, öbürü 12. Tamam. Bir dahaki bölümde sizlerle birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle.